Umut Kalesi'ne hoş geldiniz. Bu ay tekrar Acaba programıyla sizlerle birlikteyiz. Ve bugün Noel hakkında konuşmak için yanımızda Erman var. Nasılsın Erman? Merhaba Yaşı. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler programa katıldığın için. Uzun bir süredir istiyordum bir programa gelmeni, seninle birlikte bir şeyler yapmamız ama bir türlü fırsat olmuyordu. Artık bugün sonunda yapabildik. Evet hamdolsun ki yani ee, ...iyi bir fırsat oldu benim için de sizlerle birlikte bu program yapmak eğlenceli benim için. Aynen. Ee, yani zaten konu Noel ee, belli olduğu üzere Aralık ayındayız ee, Noel'e birkaç gün kaldı. Ee, yani Umut Kalesi'nde birçok Noel programı çektik aslında geçtiğimiz yıllarda. İşte Noel neden kutlanır, e, nasıl kutlanır e, ve özellikle çoğu insanın sorduğu Noel'in eski pagan gelenekleriyle nasıl bağdaştığı e, hakkında farklı farklı programlarımız var. E, ama aslında Noel'in anlamı bizim için anlamı e, geleneklerin bizim için anlamı ve kutsal kitaptaki hikayenin derinlemesine bir incelemesini hiç yapmadık hiçbir programda. O yüzden belki bugün biraz bunlar hakkında konuşabiliriz. Evet bence de yani konuşulması gereken bir konu aslında özellikle Noel'in ne olduğunu ya da e, Noel aslında doğuş bayramı diyoruz Türkçe'de. E, doğuş bayramının ne olduğunu e, daha iyi bir şekilde anlamak için önce onun ne olduğunu bilmek gerekir. O yüzden matto bölümüne baktığımız zaman aslında çok güzel bir şekilde İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu diyerekten başlıyor. Ve bu aslında benim en hoşuma giden kısımlardan bir tanesi. Çünkü İsa Mesih'in doğumunu anlatırken bir hikaye şeklinde de e, anlattığını düşünüyorum. Aslında orada ee, ilk başta annesi Meryem e, bakire olduğunu biliyoruz ve daha Yusuf'la nişanlılarken e, bu haberi aldığını ya da bunu e, duyuyor, e, okuyoruz hatta bölümünde. Ve orada aslında Melek ve Mer şey Yusuf'un konuşmasında olsun ya da Meryem önceden bildirilen sözlerde olsun 18 ve 20. ayetlerde aslında çok e, güzel bir şekilde e, Melek ya da e, ya kutsal yazılarda ifade ediyor. E, ruh kutsal ruhtan doğdu. O zaman hani abi görüyoruz ki İsa Mesih tamamen e, Tanrı'dan gelen, yani ruhtan doğan e, olarak e, söylüyor. E, evet onlar yani hem kutsal ruhtan doğması yüzde yüz Tanrılığını gösteriyor ama aynı zamanda bakireden doğması da yüzde yüz insanlığını gösteriyor. O zaman onu çok net bir şekilde aslında. Zaten e, Matta'nın ilk ayetlerinde İsa'nın doğuşunda görebiliyoruz. Yani İsa hem yüzde yüz tanrıydı hem yüzde yüz insandı. Evet, evet çok doğru. Ve aslında e, benim e, ikinci okumak istediğim şey e, Matta birinci bölüm e, 19, 20. ayet. E, Meleğin konuşmasında diyor ki Davutoğlu Yusuf Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır diyor mesela. Onun haricinde devam ettiğimizde diyor ki onun adı İmanuel olacak ve aynı zamanda diyor ki onun adı İsa. İsa koyuyorlar pardon. Ve orada anlıyoruz ki İsa Yahve kurtarır anlamına geliyor. Ama İmanuel kelimesine baktığımızda aslında İmanuel kelimesini İbranilerin birçoğu yani bu kelimenin ne anlama geldiğini çok iyi bir şekilde biliyorlardı. Ama hani dikkat edersen orada bakabilirsin ki melek İmanuel dedikten sonra onun açıklamasını da veriyor. İmanuel yani Tanrı bizimle demektir. O zaman hani burada görüyoruz ki aslında kurtarış tasarısı, bütün plan, bütün halk, bütün ulus için bir tasarı evet. olduğunu görüyoruz. Sonrasında baktığımızda aslında hani yıldız bilimcilere geliyor. Ee, pa e, e, evet, yıldız bilimciler geliyor ve yıldız bilimcilere baktığımızda da onlar gelirken üç tane hediye getirdiğini görüyoruz ve o üç tane hediyenin de ne olduğunu zaten biliyoruz. Altın, günlük ve mür. Ve bu üçü hı hı. aslında altın hani şu anda çok değerli bir e, varlık olmasına rağmen evet. o zaman da krallara verilen hediye. O zaman bir krala sunulan hediyeymiş gibi e, onu görebiliriz. Ya da e, müre baktığımız zaman da e, pardon günlüğe baktığımız zaman da günlüğün tamamen bir kahine verilen sunulan bir hı hı. E, hediye. Aslında olarak görebiliriz. Çünkü e, Mısır'dan çıkış bölümüne baktığımız zaman günlüğün nerede kullandığını ya da kahinlerin tapınakta kullandığını görüyoruz. Onun ardından müre baktığımız zaman da aslında özellikle Yuhanna'nın 21. Yuhanna bölümüne baktığımızda görüyoruz. Çünkü İsa Mesih'in e, bedenini baharatlar bah, e, mezara koyarken baharat, baharat kullanıldığında bu baharatlardan bir tanesi olduğunu görüyoruz. O zaman e, İsa Mesih'in aslında doğuşuna doğuşunda bu getirilen hediyelerin hem e, İsa Mesih'in krallığını, hem kahinliğini, hem de ölüp tekrar dirileceğini e, bize gösterdiğini ya da anımsattığını görebiliyoruz. Onun haricinde Kral Hirodes'e baktığımızda da Kral Hirodes aslında zaten e, ne kadar korktuğunu kendine tehdit olarak algıladığını evet. e, görüyoruz İsa'nın doğuşuna. Aynen öyle. Yani özellikle Son söylediğin noktaya ben de değinecektim yani Hirodes'in e, yani kalkıp Betlehemdeki bütün iki yaşının altındaki çocukları, bebekleri öldürmek istemesi hani aslında İsa'dan ne kadar korktuğu, hani gelecek olan Mesih gelecek olan kurtarıcı hani e, o o ondan ne kadar korktuğunu ve e, Tanrı'nın yani İsa'nın e, ne kadar güçlü olduğunu e, gösteriyor yani. Mesih'in gelişinin aslında ne kadar büyük bir olay olduğunu gösteriyor bize. Yani düşünebiliyor musun hani e, bir kral diyor ki e, biri geldi ve beni tahttan indirebileceği için kim olduğunu bilmesem de şehirdeki bütün bebekleri öldüreceğim. Yani bu hani akıl almaz bir şey zaten. Hani nasıl bir korku e, buna sebep olmuş olabilir? Yani ve aynı zamanda şeyi bana hatırlatıyor yani bu hikayenin özellikle bu kısmında hani Hirodes'in e, İsa'yı öldürme istemesi ve aslında devamında da e, Meryem, Yusuf ve İsa'nın Mısır'a e, mülteci olarak kaçmaları bana şeyi de anımsatıyor e, yani hem İsa güvende değildi aslında e, ilk doğduğunda e, ve aslında hani tabii ki hani bundan 30 yıl sonra hani İsa'nın kendi öğretilerine ve öğrencilerine öğrettiği şeylere hani Mesih'i takip etmek hakkında konuştuğunda e, her zaman e, tehlikeli olacağından bahsediyor. hani çağırmanızı yüklenip e, ardından gelin diyor. Bu dünyada hani bereket dolu yaşamlar ya da iyilik ve e, güvenli bir yaşam vaat etmiyor. Ama tam tersine hani zorluklar vaat ediyor ve bunu İsa'nın doğumundan itibaren aslında görebiliyoruz bu şekilde. Evet. Ya aslında zaten e, dediklerinde çok haklısın. E, bazen hani genel olarak işte o yüzden Noal'in ya da doğuşun önemi burada devreye giriyor. Çünkü e, baktığımız zaman hani genel olarak ya da bizler de e, hani genel olarak baktığımızda ilk olarak düşündüğümüz şeyler her zaman çok farklı oluyor. Aynı Kral Herodes gibi. Bizler de farklı e, düşünceler Re kapılıp gidebiliyoruz. Ama hani gördüğümüz zaman e, İsa ile tanıştığımız zaman özellikle e, onun kurtarışını kabul ettiğimiz zaman bizim hayatlarımızda nasıl değiştiğini hatırlıyoruz ve her zaman hani ilk iman eden insanlarda da hani gördüğümüz şey vardır ki içlerinde büyük bir sevinç vardır. Bugünkü bizim sevincimiz e, Noel'in neden gerekli olduğu ya da bizim için Noel neyi ifade etti? Çünkü hani kurtarıcımızın doğuşunu kutladığımız bugündür Noel. O yüzden ayrıca değerli bir değerli bir önem taşıyor bizim için. Ama hani günümüze baktığımız zaman özellikle hani Türkiye'de birçok sokaklarda görebilirsin Noel'i kutlayan ya da işte Noel yazılı birçok alışverişler de var. Birçok yani süslenmiş yerler görebilirsin. Evet. Yani Noel o da... indirimleri Aynen. Noel Özel işte menüler, yemekler. Evet ama hani bunların ne kadar boş olduğunu görüyorsun. Çünkü aslında hı hı. içindeki anlamı bilmeden bunu kutlamaya çalıştıklarını görüyorsun. O biraz üzücü oluyor. Aynen öyle. Yani aslında bize gelen yani geçtiğimiz sene daha çok işte Noel gelenekleri, işte ağaç kurmaktır, süslerdir, hediye vermektir. Bunun üzerine biraz konuşmuştuk. Bunların anlamlarını ne? dünyada ne şekilde bakılıyor bunlara ve biz hani Hristiyanlar olarak ne şekilde bunlara bakıyoruz. Bu videolardan sonra fikirleri farklı olan bazı kişiler vardı yorum yapan ve aslında hani onların da hani sorduğu sorulardan hani en temel şey bu geleneklerle ilgili kutsal kitabın neresinde yazıyor. Bunun yapılması gerektiği diye. Ve aslında geçen hafta bir sorgula videosu yayınladık. Orada Nurullah ve Ömer bunun üzerine biraz daha detaylı konuşuyor ama ben şey kısmına da değinmek isterim yani hani biz bu gelenekleri neden yapıyoruz ee, ve başka gelenekleri hani neden yapıyoruz mesela sen de ben de e, Hristiyan ailelerde e, doğup büyüdük ve çocukluğumuzdan beri Noel'i kutluyoruz ve eminim hani kendi ailelerimizde de e, belli Noel geleneklerimiz vardır yani biz benim için kişisel olarak her Noel'de biz ailecek evimize misafir çağırırız ve hep birlikte bir yemek yeriz 25'i akşamı ve bu gelenekleşmiş bir şeydir yani bizim evimizde ya da aynı şekilde benim İstanbul'daki kilisemde son 10 senedir bir Noel ezgileri akşam oluyordu Aralık ayında ve İstanbul'daki bütün farklı kiliselerden insanlar geliyordu ve orada hep birlikte Noel ezgileri söyleyip Rabb'i yüceltiyorduk yani bu da benim için gelenekleşmiş bir şeydi. 10 sene boyunca e, yaptığımız bir şeydi. O yüzden hani bence bu geleneklerin en temeli e, kutsal kitaba uyup, yani kutsal kitapta istenip istenmemesinden ziyade e, bizim neden Noel'i kutladığımız konusunda ve hani hangi amaçla bu gelenekleri yapıyor olduğumuz konusuyla bağlantılı. Yani benim mesela saydığım iki gelenek ben o geleneklere baktığımda en önemli şeyin orada paydaşlık olduğunu görüyorum yani hem küçük kendi ev halkım içerisinde ve çağırdığımız misafirler içerisinde bir paydaşlık hem de İstanbul'daki kiliseler arasında kilisedeki etkinlikte bir paydaşlık ve bu paydaşlığın amacı da zaten Rabbi yüceltmek ve kurtarıcımızın doğuşunu kutlamak bize getirdiği umudu yani İsa'nın sadece doğumunu kutlamıyoruz. Hani doğum doğdu ki ölüp dirildi ve sadece bu e, hikayeyi kutlamıyoruz. Ama aynı zamanda ikinci gelişinin umuduna sahibiz ve e, imanına sahibiz ve bu yüzden de Noel'i kutluyoruz. Evet. Ya yani aslında bizim de e, baktığımız zaman gelenek gelenek olarak baktığımızda biz de Noel zamanında özellikle yani kendi kilisemizde. ...toplanıp bir aile olarak yemek yiyoruz ve onun haricinde birçok yaptığımız ailemle birlikte yaptığım özel ...aktiviteler de oluyor tabii ki de ama e, şu anki e, düzende baktığımızda e, bizden önceki kuşak zaten aslında yok yani sen ve benden önceki kuşak Noel'i e, belki yani bizim kadar rahat kutlamıyorlardı diyeyim ama hani şu an kutladığımızda da aslında çok güzel bir şey dedim çünkü umudu e, çağrıştırıyor bizde ve bu hani Umudumuzu hatırlayarak, bunun sevinciyle... Yani birlikte o da oturuyorsak, soframızı e, yemek yiyorsak... Birlikte bu umudu e, hatırlayarak, bunun sevinciyle aslında bu sofraya yaklaşıyoruz, bu sofrada yiyoruz. Ve o yüzden hani Noel'in e, anlamı burada biraz daha devreye giriyor. Hı hı. Ve yani bence bizim... ...Noel'de bu sahip olduğumuz umudun paralelini de... ...Noel hikayesinde görebiliyoruz aslında. Yani... ...hani Meryem'e gelen melekte... ...Meryem'in e, güveni, imanı, umudu... ...Yusuf'ta aynı şekilde... ...çobanların melekler tarafından Bethlehem'e gönderilişi... ...yıldız bilimcilerin yıldızı takip ederek Bethlehem'e gitmesi... ...burada yani bu hikayede gördüğümüz her karakterde... E, İman var, güven var, umut var ee, ve hepsi İsa'nın doğumuna geliyor hep birlikte. Bizde de aynı şekilde bu iman ve güven ve geleceğe dair bir umut e, orada gördüğümüz e, karakterlerden örnek alarak e, oluyor. Evet aslında tekrar yıldız bilimcilere de baktığımızda e, görebiliyoruz ki yani ya da beni aslında sevindiren noktalardan bir tanesi de o e, yıldız bilimciler. Uzaktan geldiklerini görüyoruz. Yani muhtemelen e, Pers topraklarından geliyorlardı ve bu adamlar tamamen hani İsrail halkından değillerdi. Ve bu adamlar kralın doğuşunu kutlamaya geldiler. Aslında bu nasıl bir umut ki? Yine biliyorlar bu kurtuluşun e, bütün uluslara olduğunu ve bunun doğuşunu evet. izlemek için buraya kadar geliyorlar. Hani o da ayrıca parantez içinde söylemek istediğim bir şeydi. <laughs> Kesinlikle gerçekten yani Noel hikayesini incelediğimizde bölümü okuduğumuzda gerçekten çok güzel şeyler görüyoruz. Çok güzel detaylar var. Yani kutsal kitabın tamamında olduğu gibi. Ama özellikle Noel döneminde Noel hikayesini okumak benim için kişisel olarak ayrı bir güzellik. Çünkü her zaman Tanrı'nın bana gösterdiği şeyler oluyor. Her sene hatırlattığı şeyler oluyor. İzleyicilerimize de öneririm. Noel hikayesini tekrar okumalarını bu dönemde aynı şekilde yani bu sene maalesef pandemiden ötürü kiliseler kapalı ama farklı kiliselerin canlı yayınları oluyor Geçtiğimiz hafta sonu aslında Uyanış gençliği YouTube kanalı bir canlı yayın yaptı kanallarında hala bulabilirsiniz videoyu orada bir ibadet ve paylaşım yani bir tapınma zamanı ve paylaşım oldu. Aynı şekilde 24'ü ya da 25'i farklı kiliselerin canlı yayınları olacaktır. Bir kiliseye katılmıyorsanız eğer bize özelden yazabilirsiniz. Biz sizi birine yönlendirmeye çalışırız. Ve herhangi bir canlı yayına ya da herhangi bir paydaşlığa katılamıyorsanız da benim önerim Kutsal Kitap'ta Noel hikayesini tekrardan okumanız ve ee, ...gerçekten Mesih'in, e, İsa'nın doğuşunu hatırlamanız ve e, bu umuda sizin de sahip olmanız olur. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Elman? Ee, yok, teşekkür ederim. Gerçekten e, geldiğin için çok teşekkür ederim. E, çok güzel bir bölüm oldu seninle birlikte. E, bu ay Acaba programında bu kadar. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. E, bizleri Facebook, Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz... Herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da aynı şekilde özel hesaplarımızdan bize mesaj atabilirsiniz. Teşekkürler.